Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün muhteşem bir salata tarifiyle geldim. Kış aylarında özellikle soframdan salata eksik olmaz. Şifa niyetine yaparım. Bu da onlardan biri. Durdukça güzelleşen bir salata. Evet, yapıyoruz, hazırlıyoruz, dolaba atıyoruz ve ondan sonra çıkartıp yiyoruz. Durdukça güzelleşiyor. Bir Kore salatası. Aslında Kore'de yapılan bir salata değil. Rusya'nın güneyine göç eden Koreliler memleket hasretiyle bu salatayı yapıyor. İyi ki de yapmışlar. Ortaya muhteşem, lezzetli ve şifalı bir salata ortaya çıkmış. Morkovça, herhalde doğru söylüyorumdur adını. Aslında bildiğimiz havuç salatası. Şöyle orta boyutlarda 6-7 tane havuç. Yaklaşık 700 gram havuçları normal rendeleyebilirsiniz iri iri. Ama onların yaptığı böyle uzun uzun noodle gibi. Onu da nasıl yapıyoruz? Şöyle tırtıklı sebze soyacakları var ya. İşte onunla yapabiliyoruz. Bakın. İşte uzun uzun gördünüz mü? Noodle gibi oluyor. Veyahut da şöyle bir mandolininiz, rendeniz varsa bakın şöyle uzun uzun. Oradan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama şart mıdır? Tabii ki değildir. İri iri de rendeleyebilirsiniz. Önemli olan tadı. İşte uzun uzun havuçlarımızı doğramış olduk, rendelemiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekerle biraz ovuyoruz. İçine 2-3 diş de sarımsak eziyoruz demiştim. Tam bir şifa salatası. Değişik bir salata demiştim. Bir kahve fincanı sıvı yağda küçük bir soğanı güzelce kavuruyoruz. Şöyle ince ince piyazlık doğradığım soğanları da ilave ediyorum. Soğanları iyice kavuracağız. Şöyle çok güzel kızarmalarını istiyoruz soğanların. Şimdi baharatlarını da atayım. Ve baharatlar toz kırmızı biber, pul biber, karabiber ve olmazsa olmaz kişniş. Şimdi sıcak sıcak havuçlarla buluşturuyorum. Yemek kaşığı da elma sirkesi koyuyorum. Acılı, ekşili, yağlı, sarımsaklı, soğanlı muhteşem bir salata oluyor. Dediğim gibi bu salatanın özelliği ne? Beklemesi. Şimdi bunu güzel bir başka kaba alacağım ve en az 4 saat buzdolabında bekleteceğim. Bir gece beklerse çok daha güzel olur. Bir gün dinlendi havuç salatamız. Dediğim gibi durdukça güzelleşen bir salata. Şu anki kokusunu size anlatamam. Muhteşem kokuyor. Üzerine tabii ki olmazsa olmaz biraz dereotu veya maydanoz. Ben ikisini karıştırdım. İşte salatamız harika görünüyor. İnanılmaz da lezzetli. Kafanızda şu sorunun olduğunu düşünebiliyorum. Bu kadar bekledi. O havuçlar yumuşamadı mı? Tam aksine kıtır kıtır dişe gelen inanılmaz lezzetli bir havuç salatası. Lütfen yapın tadını, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek, bunu hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.